Selam, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size böyle yağmurlu bir havadan bir günaydın diyeyim dedim. Bugün bir beklemedeyiz. Bekleme vlog yani bugün. Evde işlerim var arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Öncelikle onu söyleyeyim. Bugün günlerden cuma. Yani ailemin okulları yok. Benim kursum zaten daha başlamadı. Evde sakin bir gün geçireceğiz. Ama sıkıntımız nerede? Hemen onu söylüyorum. Ben hastayım. Çocuklar hasta. Hepimiz biraz bir üşütmüşüz hafta içi okula giderken. Şimdi onlar da hasta. Ben ilk öncelikle geldim çamaşırhaneye. Çamaşırhaneye gelirken buradan dışarıda kapıda bir video açayım dedim. Çamaşırhanede çamaşırlarımı atacağım. Ondan sonrasında yukarı çıkıp çocuklarıma pankek yapacağım. Kahvaltı hazırlayacağım. Güne böyle başlıyoruz. Hepinize günaydın. Sonra konuşuruz zaten detayları. Peki havanın güzelliği, toprağın mis gibi ıslak ıslak kokusu çok iyi kokuyor. Şimdi ben bir şeye bakacağım sahi. Yağmur da yağıyor. Evde suyumuz bitmiş de şu benim arabadan bir su almaya çalışacağım. Hocam da arabanın anahtarını bırakmamış. Diğer arabanın. Şunda var mı? Varsa hemen. Yok maalesef. Bunda da su yok. Neyse. Şimdi büyük olana renkleri atıyorum. Şu küçük olanı beyazları atıyorum. Ayrıyetten de şunu atıyorum. Bu beyazları daha da beyaz atıyor. Şimdi benim mucizevi formül tamamdır. Şimdi çamaşırları atıyorum her şeyi. Ay. Bugün ailemin yorganlarını yıkayacağım. Burası yıkadı mı? Tamam. Ay ama bunda yıkanır mı ya? Şu an şunu düşündüm. Sen bir dur bakalım. Bunu bir ayıralım arkadaşlar. Bunun koyu renkli tarafı var. Buradan sonra duman almayalım yani. Ya da yorganı çıkartayım. Yorgan burada yıkansın. Nasıl? Devresini birlikte yıkayacaktım ama olsun artık. Azıcık uğraşacağız. Valla ben nevresimle birlikte yıkıyorum. Siz de öyle yapıyor musunuz? Fatma'dan üşengeçlik formülleri. Beni örnek almayın arkadaşlar. Ne demişler? İmamın dediğini yap, yaptığını yapma. Bizim en çok Aydın'ın çamaşırları var ya. Aydın'ın çamaşırları tam bir zor bela yani. Onları hadi derken bayağı uğraşıyorum. Çamaşır attım ya arkadaşlar. Şimdi pankeke başlıyoruz. Malzemeleri yeah. Başladık pankeke. Evet. Bir adet un. Alim al götür bakayım onu. Yardım et bana. Okey, yardım ediyorum. Unu oraya koy. Dikkatli koy. Okey. Evet. Yok be mommy. Hadi. Hadi pankeke. Gel bakalım Alim. Hadi pankeke. Bir adet kabartma tozu. Tuzu. Evet. Götür bakalım. Tuzu. Thank you, mommy. Welcome. Mario kek için, mommy. Kek için. Evet. Kek. Kek. Koyacağız için. Başlıyor. Açtım, mommy. Dur, bekle daha bir. Sen bana yardım etmiyorsun ama. Bir adet şişe. Kek.
değil. Ben koyayım mı içine? Ay koyayım. Tamam bekle, sen de sandalye getireceğim. Mami koyayım içine. Mami koyayım içine. Hayır koyma hayatım, bekle beni annem. Şimdi bekleyin çocuklar. Bakın mikserimiz hazır. Aferin Aydın, döksün. Bu senin. Oo. Tamam. Dökeyim mi mami? Dökebilirsin anneciğim. Hayır. Tamam, aferin. Aferin çocuklarıma. Tamam, Aydın bekle, stop it. Şimdi çayım burada. Mami bak şimdi koydum. Tamam. Şimdi yumurtaları ben kıracağım. Anlaştık mı bunu? Okay. Yumurtaları ben kıracağım. Okay. Birlikte kıracağız yumurtaları. Ama anneciğim yumurtaların kabukları kaçabilir. O yüzden şu an içinde başka şeyler de olduğu için benim kırmam gerekiyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Teşekkürler anlayışın için. Teşekkür ederim. Şimdi yumurtalarımızı kırdık. Şimdi ne girecek Aylin? İçine ne koyacağız içine? Ne koyacağız mami? Şager. Şager. Şimdi söyle. Ben koyayım mı şager? Ben koyayım şager. Tamam, bir tane sen koy, bir tane Aydın koysun. Okey? Koy bakalım. Koy bakalım, aferin. Sonra sen koyacaksın, tamam mı? Bekle. Al bakalım. Al bakalım, sen de koy. Dur, bekle şuraya koyayım, bekle be. Mami. Şimdi al bakalım. Al bakayım, sen koy şimdi Aydın. Tut. At bakayım içine. Aferin. Şimdi abin koysun ben de. Mami. Dikkatli ol hayatım. Mami. Ben çok koyayım mı tuz? Şeker o. Dikkatli ol, Aydın bakmasın. Koyayım mı tuz abi? Koy hayatım, koy. Mami. Tamam. Şimdi al şimdi sen koy. Tut, tut Aydın. Tut. Tut bakalım. Koy şimdi içine. Aferin benim akıllı çocuklarım. Şimdi bitti abi. Şimdi ben koyayım bir de. Tamam. Şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Tamam. Aydın sen de dök hadi biraz. Tut. Yeter. Aferin. Oo harika oldu. It's dangerous Aydın. Evet Aydın çok tehlikeli anneciğim. Çok tehlikeli. Dur bekle bir dakika. It's dangerous. Ah, korumacı oldum ya. Alim anlat bakayım biz ne yaptık? Kuku. Ne o? Pancake. Evet. Pancake. Evet. Ortanın haline bakın peki. Her tarafımız un oldu ama olsun çocuklar eğlendi. Şimdi pancake'imiz hazır arkadaşlar. Ben bir kere daha mikserden geçeceğim sonra pişirmeye geçeceğiz. Beğendiniz mi? Hadi şimdi pişireyim ben sonra yiyelim olur mu? Gidiyorlar şimdi. Ben 2 dakika hemen... Şurayı bir süpüreceğim arkadaşlar. Bunları ekranda dağılmadan. Şunu bir çevireyim Allah'ın izniyle. Ama pişmeden çevirdim işte. Çocuklar,
bekle azıcık, tamam mı? Tekrar mı yapmak istiyorsun? Benim oğlum tekrar kek yapmak istiyor, çok eğleniyorum. Bekleyin çocuklar, hemen keklerinizi koyacağım şimdi. Hangi yapacak benim çocuklarım ya? Hadi bakalım, kek vakti, kek vakti. Hadi gel. Babacık, hemen bunları alayım. Pişmiş. Şimdi ben bunu fazla yapacağım. Sonra çocuklara atıştırmalık olarak geri dönecek bunlar. Şimdi geldim. Çamaşırlarım pişmiştir. Oo, bakın. Kar beyaz olmuş. Ya şu beyaz tableti ilk keşfetmişim. Bak beyazları onu bir atıyorum. Renkleri hiç bozmadan. Bu ne ya? Renkleri hiç bozmadan güzel iş yapıyor yani. Komşularım böyle şurada sohbet ediyorlar. Dedim hay dedim. Onlar da hay odayı yıkatmadı. Ben dedim ki yiyeyim dedim, geldim dedim. Londra'ya gidiyorum. Çamaşırlarımı yıkadım. Onları alacağım dedim. İlk buraya geldiğim zamanlar kadınlar benimle sohbet etmeye çalıştığında yakalıyordum. Diyordum ki dedim, I don't speak English dedim. I learn English. Şu an daha öğreniyorum falan diyordum. Öyle. Şu an birazcık en azından öğrendik. Biraz güvenimiz geldi. Neyse az kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şunları kurutmaya atayım. Çocuklarım pankeklerini yiyorlarken ben de bu işi halledeyim. Baktığımız evde aşağı katta, yani bu mandırın olduğu yerde iki tane, dört tane kurt makinesi vardı. İki tanesi yeni, iki tanesi eskiydi. Umarım eski olanları bize bırakıp gitmezler. Onu düşünüyorum yani, eğer ki olursa. Kafamın içinde hep ev var yani, hep ev var. Şu an hep onu düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak, bakalım nasıl olacak diye. Bakalım onay da gelecek mi bilmiyorum. Gerçi hep red yedik ya. Biraz... Ama bir yandan da sanki bu olacakmış bu sefer gibi geliyor. Bir yandan da diyorum ki Fatma, bu sefer ümitlenme, bir sakin ol falan. Bakalım, bismillah. Kocam videomuza dahil oldu. Ben evet. Sabahtan beri vlog çekiyorum. Aslında çok heyecanlı. Size çok bahsetmek istedim ama Nur dedi ki hayır dedi, akşam geldiğinde çocukları uyutacağız, beraber bahsedeceğiz dedi. Evet. Biz dün bir evi görmeye gittik. Ama evin içi doluydu arkadaşlar ve dolu olduğu için de evi çekemedik ama ev çok güzeldi. Çünkü işte ev sahibi oturuyor, köpekler de var, yani ev doluydu ama ev mükemmel gerçekten. Mükemmel ev, yani şöyle demek istiyorum arkadaşlar. Bazen kriterlerimiz var bu ev arayışında ki ara sıra söylüyoruz zaten, birkaçını kendiniz de hatırlayabilirsiniz. Bu evi bütün kriterler tık 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 çek ediyor yani. Hepsi. Ya tabii ki ufak tefek eksikleri var ama olarak, arkadaşlar hepsinin mükemmel olmasını bekleyemeyiz. Ama şöyle söyleyeyim size, bak sadece şunu anlatacağım. Evin iç yapısı mükemmel. Yani neden diyeceksiniz? Hem dış yapısı çok güzel, bir o. Hı-hı. İki, içte, yani şöyle söyleyeyim, iki tane oturma yaşam alanı var evde. Ev aslında 3+1 arkadaşlar ama iki tane yaşam alanı var. Şömineli, mutfağı ayrı. Mutfak ayrı bir yerde duruyor arkadaşlar. Sadece kapı istersen yaptırırsın, istersen yaptırmazsın ama kapıya da gerek yok bence. Evet, Amerikalılar mutfak kapı olmaz. Mutfak kapı yok yani Amerika. Ama ayrı mutfak arkadaşlar. Yani salonlardan ayrı bir mutfağı var. Büyük salonu görmeniz lazım. Böyle hani eski Türk evlerinde böyle masa koyma, yemek yeme yeri biraz yüksek olur ya. Böyle eski Türk evlerinde falan görmüşsünüzdür. Tamam, evet öyle. Eski Türk evi. Ben o yüzden çok Türk sevdim. Türk dizi hatta filmlerde görüyorum da ama... Doktor ayağına geldi. Evet, aradım, doktor ayağına geldi. Öyle gibi geldi bu ev gerçekten. Dolayısıyla inşallah umarım bu sefer red atmayız. Çünkü sık sık redleri aldık. Bazı evler fazla teklif ama verdi. Ama bu eve iyi teklif verdik arkadaşlar. Evet. Yani çünkü ya bir de şöyle söyleyeyim. Şimdi Amerika'da biz çok bilmiyoruz. Biz sadece şu an
fikir alıyoruz. Ona göre konuşuyoruz yani. Biz de çok tecrübeli değiliz. Ama tabii ki şu an tecrübesiz olduğumuz için daha çok fikir alıyoruz, daha çok araştırıyoruz. Şu anda çok az ev var. Yaza doğru okullar bittiğinde çok ev çıkıyor ama o zaman da bizim imkanımız yok ki. Bizim şu an olması gerekiyor. Ve bulduğumuz içimize sinen evi kapmamız gerekiyor yani açıkçası. Bu ev gerçekten içimize sindi. Ben sadece biraz anlatmak istiyorum şimdi. Biz eve gittik arkadaşlar. Gider gitmez ben evin iç yapısını çok beğendim. Sen beğendin mi aşkım? Tabii ki. İyi, çok güzel. Ev çok güzel. Hatta bizim Ankara'daki eve çok benziyor. Evet, ebeveyn banyoyu, kapısı, her şey çok güzel. Ebeveyn banyosu var, normal banyo var arkadaşlar. Bir o. İki, beyaz mantı var. 3 mutfak ayrı, oturma, büyük bir salonu var. Bir de ayrıyetten küçük bir yaşam alanı daha var. O da küçük diyor. Şimdi o da koskoca büyük yani. Yani L koltuk koymuşlardı. L koltuğun sığacağı kadar büyük. L koltuk, televizyon. Bir de hatta çalışma masası koymuşlardı. Yani o büyüklükte gayet iyi. Mutfak ayrı, mutfak da gayet büyüktü arkadaşlar. Ama mutfaktaki dolaplar falan kötü, mutfağın yapısı kötü. Yani eski, biraz eskimiş. Şimdi altına çiziyorum. Amerika'nın mutfağı yaparsa yapsın, Türk hanıma memnun edemez yani. Bu yani çok mutfak zararları beğenmiyor. Kullanılabilir, gayet iyi bir şekilde kullanılabilir ama benim... şimdi şöyle bir şey var. Ben Türk kadınları çok iyi anlar. Biz her zaman... Ben söyledim arkadaşlar. Hayalimizdeki mutfak. Umarım kötü bir anlamda algılamamışsınızdır. Yani çünkü arkadaşlar yani. Biz mutfakta çok vakit geçiriyoruz. Ve evet. Hayalimizdeki mutfak isteriz yani. Ve burada da mutfak yaptırmak çok... Yani tabii burada işçilik çok pahalı ama... IKEA'ya gidin arkadaşlar. Zaten çekmiştik daha önce. Mutfaklar çok pahalı değil. Yani güzel de. Çok beğenmiş güzel. Beğenmiş mi? Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 4000 dolara, 5000 dolara bir mutfak seti falan alabiliyorsunuz. Yani şey düşünmeyin ama işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi onlar değil. Yani dolaplar. Dolapları falan alabiliyorsunuz. Ve taksit de yapabiliyorsunuz. Yani böyle bir imkan var. Bu zaten o yüzden mesela mutfağın dolaplarının falan eski olması vesaire bu yüzden beni hiç bozma. Dedim ki onu yaptırırız. Hem de ben gönlümdeki gibi yaptırırım. Benim için daha iyi olur. Evet. Ve en önemli özelliklerden biri arkadaşlar buranın en iyi okullarına gitmiş olacak çocuklarım. Yani mahallemizde arkadaşlar kısacası söyleyeyim mahallemin okulu devam edecek. Yani çok bir değişiklik bir şey olmayacak. Yani emlakçılar falan da söylüyor. Yani Doğulan'da çıkan ev kapışıyorlar resmen. Yani çünkü en iyi okul burada ya çocuklar iyi eğitim alsın diye gelen okulu bildiğin kapışıyorlar arkadaşlar. Gelen okul diyorum gelen evi bildiğin kapışıyorlar. Ve o yüzden de Doğulan'da ev almak biraz zor. Bakalım teklif verdik, iyi de bir teklif verdik. O yüzden umutluyuz biraz. Ya, umudumuz yüksek. Şöyle de söyleyeyim. Bu evi bulunduğun yerde zaten fotoğraftan ne görmesiniz ama şöyle bakalım belki bir daha bu eve gitmenin hatta biz fotoğrafları olur. Açalım. Yok, biz zaten fotoğrafları göstereceğim. Yok, yorumlarken tamam. Sen koyarsın. Bahçesi çok büyük, çok geniş. Ondan sonra okul mesafe ya da ne bileyim burada aynı marketlere gideceğiz, aynı alışveriş nereye. Yani hayatımız çok fazla değişik olmayacak. Dolayısıyla ki şu an alemin örneği diyelim, biz daha büyük, daha uzak yere bir yere gitsek, alemin okulu iptal edilecek. Çünkü Amerika'da distriktin dışında başka distrikte okula gidemiyorsun. Yani hani ilçe diyelim ya da bölge diyelim. Herkesin okulu kendi bölgenin içinde olması gerekiyor. Dolayısıyla bu evi o tarafta açıdan da benim çok böyle mutlu ediyor. Bakın şimdi ben eve bakıyorum. Arkadaşlar evin girişinde böyle bir salon var. Bir de size bahsettiğim masa sandalye takımının olduğu yeri görüyor musunuz? Bir tık yüksek yemek alanı. Bu yemek alanının hemen arkası da mutfak. Yani mutfaktan direkt yemek masasına buradan yiyecekleri evet. Koyabiliyorsunuz. O çok güzel. Evin dış görüntüsü de çok güzel. Dış boyası, dış görüntüsü çok güzel. Garajı büyük. Sonrasında arkadaşlar mutfakta zaten dolaplar ben çok beğendim ya. Baksana şimdi çok da kahverengi odun seni burada beğenmedi ya. Bu biraz açık. Yok aşkım ben şey. De hatta şey diye düşünmüştüm. Yani bu dolaplar durup önüne bir ada da alabiliriz. Benim sıkıntı yaptığım yer neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi beni ev hanımları anlayacak. Allah aşkına o ocağın buzdolabının yanında böyle Allah'a emanet ne işi var? Bir bak bana yorumlarda yazabilir misiniz? Nuru, evet Nuru'ya, ya. Nuru bunu bir anlamayın. Ben de katılıyorum. Hani gerçekten. O hoca yani insan bir
şey kaşık koymak istese bir kaşıklık bile koyamayacak yanına. Değil mi? Bir şey yemek karıştırdıktan sonra nereye koyacaksın? Mesela yanında kesersin, yanında kesersin, yemeğin pişirirken içine atarsın. Ya kardeşim, şeyde tezgahta keseceğim, sonra oraya gideceğim, döneceğim, atacağım falan. Öyle garip bir, saçma bir yere koymuşlar. O kötü. Ben ne düşündüm biliyor musun? Eğer mutfak dolapları bile duruyorsa, duruyor olabilir. Burada adalar çok uygun fiyata satılıyor ve montaj da gerektirmiyor ya. Bir ada alıp getirip önüne bir ada koyabiliriz. Movable adalar var yani, hareketli yani böyle. Yok, hareketli değil aşkım. Hareketli hareketsiz, hareketsiz ocaklı bir ada. Yani ocağı içinde olan bir adalı. Yani sizce nasıl? Böyle gidecek? De ışık spotlar kuruyorlar. Nasıl da almış üzerine. Gibi, nasıl da çok almış harika, gibi hayalleri kuruyorum. Nasıl hayalleri kuruyorum? Harika görünüyor. Gerçekten öyle düşündüm ve onu yapabiliriz diye düşündüm. Ama bakın, mutfağın ayrı olması gerçekten Amerika'da bulunmayacak. Peki, bir şey. Peki beğendiğin bir şey var. Mutfağda pencere olması. Evet. Bunun hayalini çok kurardım biliyor musunuz? Lavabo önünde yemek şey, pencere olması. İzlemek. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bu durumu da çok beğendim. Zaten kendi kileri falan da var. Yani bu mutfak çok güzel dizayn edilebilir. Yani böyle iki taraftan iki pencereden. Diğer orada küçük demiştin. Bana da galiba küçük müydü bura? Yok, ha bura. Burası aşağı. Yok, küçük değil aslında. O da arkadaşlar gidiyor. Burası da şömineli oda. Şimdi Nuri görselini koyar zaten. Bakın L koltuk koymuşlar. Çalışma masası var. Küçük televizyon koymuşlar. Ortada sehpa falan var. Bu da ikinci yaşam alanı. Yani akşamları burada oturabiliriz. Yani salon mesela durur. Akşamları falan burada oturabiliriz. Burada televizyon olmasın ya. Televizyon var diye. Televizyon zaten biz okul... Arkadaşlar ev sahipleri her odaya televizyon koymuş. Çok seviyorlar yani, televizyonu. Öyle mi? Evet, her odada televizyon. Ha, burada da vardır, hatırlıyorum. Bütün çocuklar her odalarında yerde bile var. Zaten herkes odasında var. Niye giyim her odası da var ha evinde. Bak. Evet. Ama bayağı durdurmuş şey işler için. Sonra dur hepsini değiştirme. Sıradan gidiyordum. Ne yaptın ya? Kendi bakmaya gaza geldi. Ne bileyim. Dur. Evet. Sonra ha. Bir de şömine falan da var arkadaşlar. Biz burayı istiyoruz ki sadece böyle koltuk falan atalım. Televizyon falan atmayalım. Nuril de. Hatta evet, ben televizyonu ilk buraya koyalım dedim. Sonradan dedik ki yok, televizyon oraya koymayalım. Burası biraz daha aile sıcak ortamı olsun. Sohbet. Akşamları sohbet tarzında böyle şömineyi falan yakacaksak yakarız. Bakın hemen buradan balkon verandaya da çıkıyor. Evet. Bir yandan verandaya da çıkıyor. O da çok güzel. Veranda da var, evet. Burada bakın makyaj dolabı, iki tane ayrıyetten şey var. Komodin var. İşte çekmeceli şey var. Hepsi sığmış ve... Bizim komodinimiz yok değil mi? Yok, hiçbiri yok. Bizim zaten yatağımızın altı çekmeceli arkadaşlar. Yatağımız altında 4 tane çekmece var. Bir tane belki belki komodin de alırız ama şu dolaplara falan gerek yok. Yani ben sıkıştırmak istemiyorum. Zaten şöyle giyinme odası gibi bir yer de var. Banyo da var gördüğünüz gibi. Şöyle banyo var ve giyinme odası var ama Amerikalılar giyinme odasını bu kadar yapıyorlar genelde arkadaşlar. Bu kadar. Ama bence küçük değildi, çok faydalı. Walmart'tan çekmece almışlar altına. Ben dedim ki Nuri'ye, biz Ikea'ya burada depo mart mıydı ne, öyle bir yer varmış. Home Depot. Öyle bir yer varmış, çok güzel malzemeler oluyormuş böyle ev düzenlemek için. Matkabımızı falan alıp bunları kendimiz bile düzenleyebiliriz. Belki oraya buraya bir şey giyinme odası güzel bir düzenler. Bence çok düzenlememiş ya. Sen onu güzel düzenlersen, hatta o giyinme odasının girişi var ya. Boydan ayna falan öyle koyabilirsin. Şurada onu var zaten ayna. Ha varmış. Tamam, bir tanesi çocuk odası, bir tane çalışma odası. Ama bizim için fark etmez aşkım. Yani iki çocuğumuz için de ayrı ayrı oda bir oda olabilecek. Her çocuk odasında monitör ya, televizyon değil ya, televizyon mu? Televizyon hayatım. Televizyon değil mi? Bilgisayar yok. Sonra işte bir de şey de yani mesela dolaplar falan fena değil. Yani onları falan değiştirmenize falan gerek yok bence. Dolaplar falan da fena değil. Bu da böyle Osmanlı bir tavan yapıyor. Tavanda bir şey var, anlamadım ya. Siz anlattınız mı arkadaşlar? Ben eve gittiğimizde de hiç tavana bakmamışım. Ne olduğunu anlamadım. Bunu fotoğrafta gördüm sonra. Neyse, çocuklar için ayrı bir oda var. Sonra basement var arkadaşlar. Basement yapılmadı ama biz onu da... Ama istersek bunu güzelce yaptırabiliriz. Normal bir oturma alanı, yaşam alanı da yapabiliriz. Ama burayı şey yaptırırsak yarısını spor salonu, yarısında işte çamaşırlar için falan bir şeklinde. İşte onu söylemek istiyorum. Biz yukarıdan tavanı yapıp, o şu an onların bıraktığın gibi tavan yapıp, yerlerde de fayans ne varsa yapıp
evi değerli acayip yükseliyor. Bir de Loblan'da bir ev böyle yaptığında mutfağı falan ileride, yaptırırsak ileride biz de satacağız büyük ihtimalle. Mutfağı, ya bak sadece şu bile mesela çitle çeviriyorlar ya bahçeyi. Mesela bizim bahçenin yarısı çitle çeviri. Düzenli bir şekilde bahçeyi çitle çevirmek, evin içine iyi bakmak, evi düzenlemek, mutfağı düzenlemek falan direkt evin fiyatını arttırıyor. Ve bunlar Amerika'da çok pahalı değil yani, yapılabilir şeyler. Çoğu da kendileri yapıyor işçilik falan. Evet, kendileri yapıyorlar. Çok burada işçilik pahalı olduğu için biraz daha malzemeler ya da eş şeyler, bu tarz şeyler. Hem masa sandalye hem de böyle kahve oturma köşesi gibi şey yapmışlar. Şemsiye falan da koyabiliyormuşuz. Nur dedi. Orada bir delik varmış. Şemsiye deli. Ben bilmiyorum. Ben oraya koyamıyorum. İnşallah nasip olursa bize artık bahçe düzenleme, veranda boyama videoları. Bakalım teklif gelsin. Dolayısıyla teklif verdikten sonra bir daha bir şeyi, başka şey yapamıyorsun. Başka yer veremiyorsun. Videolar çekemiyoruz. Böyle bekliyoruz arkadaşlar. Böyle ben bir çaya şey. Bakacağım. Çaya bak gel. Bir de şey, bahçemiz bayağı büyük yani, inşallah olursa, Allah'ım ne kadar da sahiplendim evi. Olursa, Rabbim nasip ederse, bahçe bayağı büyük arkadaşlar. Yani Nuru'yla o kadar çok hayaller kurduk ki eve havuz bile yaptık bahçesine. Hayallerde. Yani bu işin şakası da, insan gerçekten her baktığı evde bu hayalleri kuruyor yani ister istemez. Bize dua edin arkadaşlar. İnşallah o ev olur. İnşallah arkadaşlar. Hayırlısıysa. Tamam. Hayırlısını bilemeyiz belki. Allah hayırlısı olur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like butonuna tıklarsanız çok seviniriz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Ev hakkında da yorumlarınızı bekliyoruz. Evet.